Evet değerli öğrenciler, merhaba. Ben Dil ve Kültür Matematiği Öğretmeni Mehmet Ali Özgür. Bugünkü dersimizde 10. sınıf son ünite olan İstanbul Cümlesi'ndeki İtikadi Siyasi Fıkhi Yorumlar Ünitesinin 2. bölümünü beraberce ne yapacağız? Ele alacağız, değerlendireceğiz. Bugünkü dersimizde bol miktarda ne yapacağız? Meslekler hakkında bilgimiz olacak. Öncelikle şu tabloyu güzel bir şekilde zihnimize kazmamız gerekiyor. Neden? Ehl-i Sünnet ve Şia diye öncelikle mezhepleri kaydedeceğiz. Burada Ehl-i Sünnet dediğimiz zaman bunlar Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbeliliğin fıkhi mezhepler, Eşarilik, Maturidilik genelde sorulur. Bunların ise itikadi mezhepler olduğunu, Şia'nın ise Caferilik, İsmaililikten, itikadi olarak İmamiye ve Zeydiye'den olduğunu bileceksiniz. Soru nasıl geliyor? Arada soruları da serpiştirmiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden birisi değildir diye sorar. Aha da bu dördünün dedi. Beşincisi eşarilikten cevap. Eşarilik ne yapıyorsun? Yapıştırıp geçiyorsun. Böyle de gelebilir. Veya demek ki aşağıdakilerden hangisi ehli sünnet içerisinde mezheplerden birisi değildir de aha da cevabı buradan birisi verebilir. O yüzden bu tablo bizim için önemli unutmuyoruz. Evet, şimdi bu mezheplerin kimleri vardır? Kurucuları vardır. Doğru mu? İşte Caferi mezhebinin kurucusu Caferi Sadık'tır. Maliki mezhebindeki Maliki Enes'tir. Hanefi mezhebindeki Ebu Hanife'dir. İmam Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Hanbeli mezhebi ise Ahmed bin Hanbel'in kurmuş olduğu bir mezheptir. Burada şurayı unutmuyoruz. Burası önemli. Bu tarihlerden önce İslam'da mezhepler yoktu dedi. İlk çektiğimiz videoda buraya değinmiştik. Demiştik ki peygamber döneminde mezhepler falan yoktu. Çünkü peygamber kendisi açıklıyordu zaten. Peki, bu tarihlerden önce olmadığına göre bunlardan sonra mezhepler ortaya çıkıyor. Buradaki nüans anlamı şudur. Bu isimlerin hiçbirisi ben mezhep kuracağım diye yola çıkmamıştır. Bunlar vefat ettikten sonra bunların talebeleri, öğrencileri ne yapmıştır gençler? Bunların görüşlerini bir araya getirmiştir ve böylece mezhepler ortaya çıkmıştır belli. İslam düşüncesindeki itikadi ve siyasi yorumlar diyoruz. Peygamberimizin vefatından sonra olaylar niye çıkıyor? Siyasi olaylardan dolayı. İşte dini yorumlamaları, herkesin yorumlayış farkı farklı olmasından dolayı bu itiraflar çıktı ve bazısı bundan dolayı itikadi yani inançla ilgili konularda farklılaştı. Bazısı ise hayattaki yani fikri konularda farklılaştığı için, itiraflar ortaya çıktığı için işte bu yorum farklılıkları ortaya çıktı diyoruz. Peki İki tane bizim için aslında inanç konusunda ortaya çıkan neler var ki meseleler var ki Ehl-i Sünnet ve Şia'dır. Az önce tabloda zaten göstermiştik. O tabloyu lütfen ama lütfen iyice özümseyelim gençler. O tablo üzerinde çok soru gelir. Ehl-i Sünnet'i ele alıyoruz. Arapça tanımlar her zaman sağdan sola doğru. Sünnet ehli yani peygamberin yolundan gidenler manasına gelir ama ben burayı tanımlıyoruz. Peki peygamberimizin vefatından sonra da ilk zamanlar meseleleri yoktu demiştik, doğru mu? Genel olarak insanlara ne deniyordu? Müslüman deniyordu. Daha sonra işte ortaya çıkan bu farklılıklardan dolayı ne olmaya başladı? Farklı isimler almaya başladılar. İnsanlar farklı topluluklara katılmaya başladı. Örneğin işte ne dedik? Mutezile diye bir mezhep ortaya çıktı. Mürciye diye bir mezhep ortaya çıktı. Doğru mu? Şia'da haricilik diye mezhepler ortaya çıkmış oldu ve bu mezhepler etrafında insanlar toplandılar. Peki bunlar uç noktalar olduğu için birazdan değineceğiz. Bu uç noktalardan sırrı orta yolu tutanlara isim. Biz işte ne dedik? Ehl-i Sünnet olarak isimlendirdik. Peygamberin yolundan gidenler demektir. Burası önemli. Unutmayınız Ehl-i Sünnet'i. Hasan-ı Basri Hazretleri vefatı 728. Ehl-i Sünnet düşüncesini öncülük etmiştir ve daha sonra zaten bunun üzerinde bolca duracağımız Ebu Hanife Hazretleri ise inanç konularında, amel konularında Ehl-i Sünnet'in şekillenmesindeki en önemli isimdir İmam-ı Azam Ebu Hanife. Birazdan değineceğiz. Öncelikle kimleri görüyoruz? Az önceki tabloya tekrar döndük. O tabloda ne vardı? İtikadi mezhepler vardı. Biz iki tanesini göreceğiz. Ehl-i Sünnet'in itikadi mezheplerinden bahsediyorum. Maturidilik ve Eşarilik'te bunlardan bahsedeceğiz. 860'da Semerkant'ta doğan İmam Maturidi, Mutezile görüşlerinden etkilenmiştir. Gençler burada görevli özellik şu, ayetleri yorumlarken diyor akılla devletmiş, yani akılla yorumlamıştır. Allah'ın varlığı, nübüvveti, ahireti insan olur diyor. Allah'ın Teala peygamber göndermese de akıl nimeti
Peki, onunla ilgili de Kur'an-ı çok ayet kerime var ya, akletmiyor musunuz, düşünmez misiniz, görmüyor musunuz? İşte o ayetleri demir olarak getiriyor. İmam-ı Maturidi Ebu Hanife'den de etkilenmiş gibi, zaten bunlar hep birbirinin talebesi demişler, birbirlerinden etkilenmişler diye. Dini konularda herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde akıl ve nakli. Akıl ne hocam? Yani aklımızı kullanarak ortaya koyduğumuz görüntüler. Nakli ise nedir? Kur'an'dır, sünnettir, o yolda. İşte akıl ve nakli birleştiriyor ortaya. Maturidi ortaya bir yol çıkartmıştır. Tartışmaları bu yolda çözmeye gitmiştir. Peki hocam, madem ehl-i sünnette itikatta Maturidi ve Eşariyye niye ikiye ayrılıyorlar? İşte şu yüzden ikiye ayrılıyorlar. Önce Eşariyye kıyaslandı. Bu da Basra'da dünyaya gelmiştir. Bu da Mu'tezile taraflarıyken daha sonra ne yapmıştır? Hadislere ağırlık vermiş. Yani nakli devirler. Unutma. Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis bunlara ağırlık vermiştir. Ve akla daha fazla önem veren Mu'tezile'yi ne yapmıştır? Eleştirmiştir. Peki hocam, Maturidi ve Eşariyye arasındaki bizim farkımız ne olmuştur? Birazdan buna değineceğim. Şia. Şimdi ehl-i sünnetin dışında kalan mezhep Şia. Şia, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Ali'yi ve onun soyundan gelen, yani Hazreti Hasan'dır, Hüseyin'dir, Zeynel Abidin'dir, Muhammed Bakır'dır, Cafer Sadık'tır, bu imamların soyundan halifeliğin gelmesinin en layık kişi olarak bunların olduğunu söylüyor ve bu taraftarlardır. Peki, genel bir adlandırmayla Şia yandaş demektir. Bunlar nasıl ayrılıyorlar hocam? Bunlar da en azından şu bir ikisi bilmeniz gerekiyor. Zeydiye, İsmailiye ve İmamiye Şia'nın neleridir? Alt dallarıdır. Onlara mensup insanlar vardır. Bunlar ehl-i sünnetin dışında olanlardır. Lütfen burayı unutmayınız. Burası bizim için değerli. Peki, imamet konusunda inanç esaslarından birisi. Yani imametten kastımız şudur gençler. Diyorlar ki Hazreti Ali ve onun soyundan gelenler halife olmak zorundaydı. Hazreti Peygamber de bunu vasiyet ettiğini söylüyorlar. Peki, Şiilik dediğimiz zaman aklımda kim gelmiş? İmamiye. Ayet hadis ve tayin imam olanların sayısı 12 oldu. Yani bunlar 12 tane imam oldu. Hazreti Ali'ye başlayıp Muhammed el-Mekdi arasında 12 tane imam var. Ve bu 12 tane imamdan dolayı Arapçada İthna Aşeriye 12 demektir. 12 imam veya da İmamiye. Hepsi aynı isimdir. Şia'nın koludur. Bunu unutmayacağız. Peki, Zeydiye demiştik. Şia'nın İsmailiye, İmamiye ile İthna Aşeriye ile farkı nedir Zeydiye? Bak bu da Şia'nın bir koludur. Bunun farkı şudur. Ali Zeynel Abidin oğlu Zeydi imam kabul eder. Bugün Yemen'de daha çok yoğun olarak yaşayacaklar ama fark şu var. Burası önemli. Burayı hemen not alıyorsun. İmamet konusundaki görüşleriyle diğer Şii fırkalarına ayrılıyor. Niye? Bu Zeydiye'ye göre peygamber isim ve şahıs verip sen hani olacaksın dememiştir. Zaten yeni sürekli bu görüştür. Doğru mu? Zeydiye'ler imamların hatası günahsız olmadığını, çünkü diğer Şii gruplar İmamların hatasının günahsız olduğunu söylüyor, bunlar sınırı reddediyorlar ve sayısının 12 ile de sınırlandırılmayacağını söylüyorlar. O yüzden Zeydiye gençler bize, yani Ehl-i Sünnet'e daha yakındır. Zeydiye Şii'nin biraz daha farklı versiyonudur. Burası önemli, sonra da sonraya sorulur. Anadolu Paleta'da ise dünya arkasındaki Sünni ve Şiiler, yani Şia'nın yaşadığı yer, İran zaten resmi mezhebidir. Biraz daha Irak'ta da vardı, bakın geriye falan da haritayı gördüğünüz zaman Sünnilerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Peki Şii'nin özellikleri. 5 tane özellikleri var. Bunlar önemli. Bunları sorarlar. Birazdan geleceğiz. Sadece Peygamber soyundan gelen ve kimselerden rivayet eden hadisleri kabul ederler. Yani diyorlar ki bu Şiiler Zeydiye hariç. Biz Peygamber soyundan gelenleri de kabul ederiz. Sünnet olarak bu vardır diyenleri bizim için geçerli değildir diyorlar. Çocukluklar ölünceye kadar bütün günahlardan korunmuştur. Yani masumdur, hata işlemez diyorlar. Bakın nasıl bizim ehl-i sünnete yanlıştır. Hemen zaten burada da ayet-i kerime gördük. Kur'an'a göre peygamberler bile masum günahsız değil de onların bile küçük hataları olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şii ile bizim aramızdaki farklardan bir tanesi budur. Haberimiz olsun. Ana inanç esasları. Şiilik dediğimiz zaman ana inanç esasları 5 tanedir. Tevhid, Allah'ın bir ve tek olması, adalet zaten bizde ehl-i sünnette olan değil mi? Kimseye hakkını vermektir, hak sahibine hakkını vermenin adı adalettir. Nübüvvet, peygamberin konusundadır. Zaten peygamberimiz aleyhisselatü vesselam son peygamberdir. İşte ayrılığın şey imamettir. İmamet konusunda bunlar ne yapıyorlar? O 12 imamın olduğunu söylüyorlar ve veya tahire dediği. Daha alt alanlarda işte namaz, oruç, farz, zekat,
Fetva verme makamında kişilerdir. Müftü, bizde ise müftü olarak anılıyor bunlar. Ehl-i sünnet soyundan gelmeleri gerektiğini söylüyorlar. Camiye geçenler ne yapıyorlarmış? Kerbela taşına, bakın gördüğünüz gibi şurada taşlar var. Bu taşlara ne yapıyorlar? Kerbela'yı Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesini buradan göstermiş oluyorlar. Fıkhi yorumlar dediğimiz zaman ise kimler gelecek aklınıza? Bizim için 5 tane fıkhi yorum mezhepler var. Biz bunları hızlıca bir ele alacağız. Ayet ve hadislerden yola çıkarak bunlar farklı farklı yöntemler izlemişlerdi. Bunlardan en önemlisi İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel ve Cafer Sadık. Bunların adıyla anlıyor zaten. Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik, Caferilik. Biz bunları şimdi beraberce ele alacağız. Hanefilik dediğimiz zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife aklımıza gelecek. Bunun kurucusu budur. Gerçek adı Numan bin Sabit'tir. İmam-ı Azam büyük imam diye anılmıştır. Neden? Çünkü olaylara farklı çözümler getirmiştir ve en önemli eseri, işte bazen de eser sorar, Fıkhül Ekber'in onun eseri olduğunu unutmayacaksınız. Geldi bu soru, İmam-ı Azam Fıkhül Ekber. Hangi yöntemleri kullanıyor? Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve iştihat. Kur'an'ı biliyoruz zaten, kitabımız, sünnet, peygamberimizin hayatı, icma. Bir konu, bir alimlerin bir konu üzerinde ittifak etmeleri, birleşmeleri. Kıyas ise o kapalı olan bir üstü kapalı olan bir ayet-i kerime. Ne yapıyorsun? Başka bir şeyle çözümlüyorsun, ortaya yeni bir çözüm ortaya çıkarıyorsun. Bunun adı ise kıyastır. Peki, akıl ve nakil, yani Kur'an-ı Kerim ile sünnet ile ne yapmıştır? Aklı birleştirmiştir İmam-ı Azam. O yüzden İmam-ı Azam adı olarak almıştır. Öğrencileri sorar bazen. Öğrencisi olduğunu unutmayacaksınız. Hanefilik nerede yaygın? Ülkemizde Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye gibi yerlerde çokça Hanefi vardır. Hanefi'nin üzerinde durmuş olduk. Öğrencileriyle tartışmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu en önemli özelliği de tartışmaya açmıştır. Çünkü onların soru sormasını ve sorularla doğru yanıtlara varmalarını istediği için bu yolu dinlemiştir. Hanefi'den sonra Malikilik geldi. Malikilik dediği zaman kim gelecek? Malik bin Enes gelecek. Mesettir. Bunun eseri Muvatta'dır. Sorarlar. Geldi birkaç kere. Muvatta Malikilik, İmam Malik'in eseridir. Unutmayacaksınız. Bunlar da yine Kur'an sünnet, sahabe, tabi sözü ve icmayı kullanmıştır. Bu yollar çözüm bulmaya çalışmıştır. Ne dönemde Malikilik var? Şu anda Mısır, Tunus, Fas, Cezayir buralarda Malikilik mezhebi devam ediyor. Şafii dediğimiz zaman burada şu vardı. Muhammed bin İdris Şafii ne yapmıştır? Er-Risalat eser vardı. Bunun da eseri mevcut. Bu eser günümüzde kullanılıyor. Günümüze kadar gelmiştir. Kur'an, sünnet, icma ve kıyası kullanmıştır. Bakın farklı mesela bunların hepsi zaten birbirinin öğrencisidir. İmam Şafii kimden ders almıştır? İmam Ebu Yusuf'tan ve Ebu Hanife'den, Malik'ten ders almıştır. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Suriye'de, Filistin'de, Endonezya gibi ülkelerde Şafilik yaygındır. Hanbel'in ise nedir? Ahmet bin Hanbel, bu da Kur'an, sünnet, sahabe ve kıyas. Bunun ise hadis kitabı en önemlidir. Unutmayacaksınız. Müslim bunu da sordular. Özellikle denemelerde gelir. Bunun özelliği şudur. Hakkında diyor, harap olan bir şey yoksa o diyor nedir? Helaldir. Peygamberimiz bu hadisine yola çıkarak bu şekilde bir yol izlemiştir. Peygamberimizin sünnetine bağlıdır. Cafer'lik ise Cafer, İmam Cafer Sadık'ın nedir? Eseridir. Onun görüşler üzerinde oluşmuştur. Hadis ilminden kabul edilen otoritedir. Kimden ders almıştır? Bakın İmam Malik'ten, Ebu Hanife'den dersler almıştır. Kur'an, sünnet yine bunun çözüm yollarına başvurduğu asıl kaynaklardır dediği. Peki günümüzde nerelerde? Irak'ta, İran'da ne yapmıştır? Yaygındır. Kur'an'da mesajlar dedik. İşte bu ayet-i kerime Nisan suresinde geliyor. Hikayesiniz de şudur. Abdullah bin Huzafe diye bir komutan var. Bu komutan ne yapıyor? Orduya sinirleniyor ve odunlardan bir ateş yakmasını ve ordunun içlerine girip yanmasını istiyor. Ayet-i kerime bu yüzden gelmiştir. Bazısı diyor ki itaat edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Bir ayet-i kerime var. Kimse etmiştir, kimse etmeyelim demiştir. Peygamberimiz olay anlatıldığı zaman Peygamberimiz diyor ki iyi ki etmediniz. Kime, ne zaman itaat edilir? Allah'a ve Resulüne sözleri varsa o zaman itaat edilir. Ona uygunsa itaat edilir, yoksa itaat edilmez diyor. Bu şekilde son ünitemizi gençler bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.